Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhane men ceale hadikate erdi meşhari sanati mahşeri hikmeti mezheri kudreti mezheri rahmeti mezre'a cenneti memmerrel mahlukat mesilel mevcudat mekilel mesnuat fe muzeyyenel hayvanat munakkaşul tuyurat musemmerat şecerat muzahharun nebatat mucizat-ı ilmihi havarit-i sun'ihi hedeyâ-ü cibihi beşair-ü lütfihi tebessüm-ül ezhari min zinnetil esmar tesebbühül emfar fi nesmetil eshar tehezzucul emtar ala hududil ezhar terehumul valideti alel etfali sigari alel etfali sigari teerruf vedudi teveddudu rahmani terehumu hennanu tehennanu mennanu bil cinni vel ins vel ruhi vel hayvan vel melikil vel can. İşte bu ara bir tefekkürün kısa bir mali şudur ki bütün meyveler ve içindeki tohumcuklar hikmet-i Rabbaniye'nin birer mucizesi, sanat-ı ilahiyenin birer harikası. Şimdi meyve diyoruz, çekirdek diyoruz, tohum diyoruz. Basit gibiyken ağaçtan daha harikadır. Çekirdeği yapmak ağacı yapmaktan daha zordur. Daha ince sanat kullanılmış. Bütün meyveler ve içindeki tohumcuklar, yani sıradan gibi gözüküyor ama en büyük özelliği beni hayrete bırakan, hala anlayamadım. Şu, hayatın kaynağı olmuş ama kendisi ölü. Cansız çekirdeğin içinde hayatı ükdesini, ukde-i hayat konmuş. Yani hayat düğümü var çekirdekte. Çok ilgimi çekiyor. Bugün de tefekkürnamede dersim vardı. Çok ilgimi. Şimdi varlıktan varlığa intikal etmek kolay yok iken bak mesela şu limon, şu eli. Bunun arkası keyfiyetini bilmiyorum ama bu varlık mıdır? Vardır. Hayal değil. Şimdi bu varlıktan bunu yapanın var olması yolu daha kolay iken anlamadım şu. Bu var olan elden bunu yapanın yok olduğunu iddia etmek ne kadar tuhaftır. Yani varlıktan varlığa intikal etmek kolay iken varlıktan yokluğa nasıl intikal ediyor? O çok zor işte. O garip. Mesela başka bir garip. Bana gözü yapmış. Bana gözü yapanın bilmiyorum keyfiyetini ama görmesi lazım. Ama bana gözü yapanın nasıl intikal ediyor ki bu bana gözü veren kendisi kördür. Yani yokluk körlüktür. Buna nasıl intikal ediyor? İşte bazen gözün yapıştığını inceledikçe çıldırasın geliyor. Geliyor diyor. Mükemmel. Acayip bir şey ya hocam. Şimdi bakın bana hayatı veren hayatlı olmasına intikal etmek, doğru orantıya ona intikal etmek bu kolay yol iken, daha mantıklı iken bana hayatı veren cansızdır. Hayatı yoktur. Ya nasıl intikal ettin ya? Nasıl geçtin ona? Çok mu zorlandın? Bana şuuru veren şuurludur demek daha mantıklı ve doğru orantılı bir yol varken yani yoktur, şuursuzdur diyor. Şimdi burada da biz içinde boğulduğumuz
sanat harikalarından bahsediyor. Meyveler. Yani bir elmayı düşünebiliyor musun? Elmayı bak. Şimdi kış portakal mandalina düşün bak. Dilim. Şu sanata bak yani. Bunlar neymiş diye. Şimdi kıdaki konuştuklarını duymuşsunuz ama bunlar bu ders olmuyor pek. Neymiş o çekirdek tohumlar? Hikmet-i Rabbani'nin birer mucizesi. Hikmet-i Rabbani. Ya aslında böyle bir metin okudarsan ondan sonra izleyin. Beğenemiyorum. O kadar acayip dolu ki. Hemen şu kadar kısa yapacağım ki. Hikmet-i Rabbani. Bakın çekirdek. Hikmet-i Rabbani'nin mucizesi. Oradan çıkan ağaçtan adam, bilim adamı yetişiyor. Ağaca bakarak. Ziraat mühendisi değil. Yani bitkiyle alakalı ne kadar fen varsa bu kadar şey, sanatın ortaya çıkmasının menbaı çekirdek. Dolayısıyla otomatik olarak o adamın kafası da çekirdeğin içinde. Hikmet-i Rabbani'nin mucizesi. Hikmet çıkıyor çünkü orası. Yani ağaç hikmet-i ilahi. İfade edildiği bir temin. Yaprak hakkında bir fen var ya, fotosentez olayı, biyolojiden büyük meselelerden. Sonra çekirdek sanat ilahinin birer harikası. Yani arkadaşlar öyle bir sanat kullanmış ki çekirdekte, harf kullanmadan çekirdeğin içine ağacı yazmış. Şekil kullanmadan bütün şekilleri koymuş. Ağacın şekli, yaprağın şekli, dalın, budağın, çiçeğin. Kokuyu kullanmadan kokuyu da orada. Meyvenin kokusu, çiçeğin kokusu, yaprağın kokusu, dalın kokusu. Ve dilin, diline sür böyle çekirdeği, tat yoktur. Ondan çıkan tadı tatsız olarak kodlamak ya. Acayip bir şey, tuhaf bir şey. Ağaç canlıdır, canı hayatı ölü olarak kodlamış. Çıkan tatlıdır, lezzetlidir, tadı vardır her meyvenin. Ama çekirdeğin içinde tat yoktur. Ağacın bir şekli vardır, geometrisi vardır, estetiği vardır. Fakat çekirdekte bunlar yoktur. Zıtı zıttından kodlamış. Bu çok mükemmel bir sanat. Videoyu seyrettim. Honda, araba hemen aklınıza gitmesin. Elektronik sahada çok şey, yan tesisidir şeydir Honda arabası. Robot yapmış Muhammed. Yan tesis Honda, arabadır. Aslında elektronik. Kurulmuş. Şimdi robot yapmış. Almanya'ya da çekmiş gitmişler. O videoyu bana seyrettiler. Çeviriyorlar şimdi bana. Almanya'ya gelmiş robotunu sergilemeye. Sergi orada Hannover, Hamburg bunlar şeydir. Sergileme şehirleri. Fuar yani. Oraya robot sergisine getirmiş. Robot gidiyor bir merdiven çıkıyor. İnsan harikası. Böyle merdivenler var tabii 10 tane basamak. Bir merdiven çıkıyor, bütün alkışlar, oylama acayip. Gayri ihtiyari Allah ya çocuğa ne ilham etmiş, hiç unutmayacağım onu. Çocuk da annesini babasının yanında. Bir merdiven çıkmış, alkışlar falan. Çocuk annesinin elinde şey yapıyor. O sergilendiği yerde çocuk oraya bir dalıyor. Ol diyene lan. Kaçın dağıldı. 10 tane verdim oraya. Tık 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 kız çekeğimde. 10 tane el çıktı. Yapıyor ona alkış. Perde yıktı ya. Ve orada bitiyor gösterim biliyor musun? Tabii canım. Bitirdi. Bitti. Bu sefer inatlaşmışlar. İki merdiven çıkartacaklar. Gelecek sene. İki merdiven çıktı. Üçüncü çıkarken Google'da vardır. Evet. Arkaya doğru devriliyor biliyorsunuz. Üçüncüyü çıkamıyor. Ama kız çocuğu çok acayip bir gitti. Anlatmıştı beni ya. Almanca bir şey diyor. Ne diyor? Bana ne diyor dedim. Diyor ki abi diyor ki diyor kadın şey kız. Bana bakın. Ayağıyla dönüyor. Çocuklara bazen ilham ediyor. Sonra çekirdek rahmet ilahinin birer hediyesi.
Allah Allah. Mesela maşer-i hikmeti mazari kudretihi. Allah Allah bak. Rahmet-i ilahinin birer hediyesi. Hediye. Babanın çiftçi çok iyidir abi sana hediye. Nasıl bir hediye hem de? Allah Allah. Olmazsa bir daha yok. İkinci sene yok. Çünkü mahsul. Yani tekrar bir daha. Olmasa ne olacak? Bitti. Nesne yok artık. Yedik olmasa bitti değil mi? Bitti. Arkadaşlar gelecek sene bir daha ubat yok. Ya yiyeceksin ya ekeceksin. Yediğin de bitti. Evet. Hediye. Bilerek yaptırdım. Yani çoğaltmak. Mesela her hayvanı vurursan ölür. Ama solucanı vurursan iki tane olur. Çünkü solucan nerede vazife yapıyor? Tarlada. Onu biliyor Cenab-ı Hak ki bu kazmayı yiyecek yani. O zaman ölürse toprak ne gibilenecek? Ne iş yapıyor? İkiye bölünmeyi olacak. İki tane hayvan var. Ölmüyor bakın. Kim nerede ne hizmet yapıyorsa onun özellikleri donanımı takılmış. Sonra vahdet ilahiyenin birer burhan-ı maddesi. Yani kesret, ağaç, vahdet, tekne indirmiş. Yani çekirdek. Ya nasıl sıkıştırmış ya? Nasıl yapar ya? Nasıl bir teknoloji kullanmış? Yani çokuğu, genişi, ağacın hacmi var, kütlesi var ama çekirdekte yoktur. Mesela toprak düşünün, çekirdek ağaç verdi, dal budak bir hacim var değil mi? Bir hacim var yani. Bir kütle var değil mi? Bir de zaman var. Bu da çok önemli. Bunu kaçırmayın. Benim çok meselemi halletmiş. Toprak düşünün böyle yapıyorum. Toprak tabakası. Çekirdek. Ne zaman sildi? Mayıs 1. Bunu kaçırmayın. 30 sene sonra meyve vermiş. Veya yaprak. 30 seneki sonra. Veya Bursa'daki Uludağ çıkarken soldaki çınar. Eşşeşek'teki belki de daha acayip. Hemşişek. Kaç kişi sardık? Yatarak sardı ki çok şey olsun. Çünkü dondurdular orayı. Neyse. Son yaprak en az 100 sene. Kaç yüz senelik vardır? Çok eski abi. Çok eski. Mesela hatırladığım kadarıyla Bursa'daki 300-500 senelik ağaç. Ben şunu anlatmak istiyorum. Çekirdekten filiz verdi. Son filiz arasında 30 sene geçsin diye. Arada ne kadar var? 30 sene. Başı ile sonu 30 sene. Öldü ağaç. 30 sene filizi verdi, öldü. Bütünü tamamlamak, kendisini tamamladı 30 senede ağaç. Oysa çekirdeğin içinde başı da sonu da aynı yerde. Zaman yok. Ağaçına baktığı zaman. Zamansız. Zaman yoktur. Başı ile sonu aynı yerde. Aha. Mekansız. Ya nasıl olur? Olur da kütlesi olmaz. Aha işte ağacın kütlesi var, çekirdeğin kütlesi yok. Çekirdeğin içindeki ağacın kütlesi yok. Çekirdek demiyorum. Çekirdeğin elbette gram olarak kütlesi. Çekirdeğin içinde ağacın programının kütlesi yok. Senin kilon var ama onun kilosu yok. Ben denilen hakikatin kilosu yok. Ben denilen ceset değil. Ben gömlek miyim? Benim gömleğim, benim cesedim, benim ruhum, ben bile ruh değilim. Ruh bana ait. O ben denilen, ben olan benim ne hacmi var, ne kütlesi var, ne şekli var. Ne de görmüşüm. Ne de kimse görmüştür. Nedir o? Ne ruhum? Benim ruhum diyorsun. Evet. Benim ruhum. Hepsim. Yani benim gömleğim deyince ben gömlek miyim? Hayır. Daha içeride. Sahip çıkılan, sahip çıkan benim. Benim ruhum denince ruhum sahip çıkılandır. Masaya koy. Benim şişem, benim lambam, bilmem ne. Gibi. Benim ruhum. Ha benim ruhum. Nefis ruhu. Daha içeride. Daha içeride. O ben olan ben işte. Bir tane böyle seminerde bir ders yapıyordum anlarsa. O benlik hakikati diye. Geldi bir tane şey mikrofon verdiler. Ya diyor o zaman ben kimim dedi ya. Bir tane son anlayacaksın şöyle dedi bir tanesi. Ya dedi ben dedi yok anlayıyorum. Zeytinburnu'nda son derste. Çok ilginç bir ders. Şu anda sistemin başında galiba. Neyse diyor ki dedim ki
Ha, yeni gelmiş ilahiyatçı Marmara'dan şey okuyor daha. Ya nereden geldim ben bu derse dedi. Onu ben de duydum. Şu yanlamada oturuyor. Duydum ama çaktırmıyorum şimdi. Nereden getirdin beni dedi ya. Bana baktım sitemli. Ya ne güzel dedi, biraz rahattım. Şeyi çözmüştüm. Dedim ki çok güzel adam. Dedim gelir misiniz siz dedim. Arkadaşlar dedi. Hocam beni gitti tamam gel. Dedim ya hocam dedi ya. Ya hem pişman oldum hem olmadım ama fazlası oldum dedi. Dedim niye hocam böyle, ben anlamadım o dersi dedi. Niye dedim. Ya benim için daha önce sorundu Allah diyor. Allah nasıl bir şey. Ya ben vesveseciyim dedi ya. Yatamıyorum dedi hocam dedi ya. Ben geldim sorunumu çözeyim diye. Bana böyle dedi diyor. Şimdi derdime dert kattın sen diyor. Ne yaptın dedim ya. Sıkıntı bir de hiç olmuş. Ha, dedi ki ben Allah çok merak ediyorum. İşim, uykularım yok diyor. Hastaymış böyle yani. Kafayı takmış. Yani Allah nasıl bir şey, nasıl bir hakikat, ne yapıyor? Ya şimdi diyor geldim diyor sanki bir derdim var, ben kendimi görmemişim, ben kimim diyor. Şimdi diyor bu ben değilim, ne güzel bu bendim diyor. Şimdi dedim ki derse, aynaya bakıyorsun ya. Bu kim? Bak, buraya bakmak için burayla buraya bakamıyorsun. Gözümle gözüme bakamıyorum. Buraya bakmak için buraya bakacağım, buradan buraya bakacağım. Anladınız mı? Şimdi bu da neyi gösteriyor? Ben müstakil olarak bilinmiyor bu dünyada, ancak zuhuratlarıyla kendini tanırsın. Şimdi bak, ben diyor buydum diyor. Şimdi bu derse geldim, ya diyor Allah'tan daha tuhaf oldu diyor. Şimdi benim gömleğim tamam dedi, benim cesedim, ben çünkü bu benim kafam demiyor musun? Tamam hocam dediğine ben bir şey demiyorum ama dedi ya. Keşke bilmeseydim diyor. Şimdi ne olacak? Şimdi ben diyor, ben olan ben kimim? Bir Allah vardı diyor, bir derdi, şimdi iki tane derdi oldu diyor. Şimdi beni merak ediyor, ben nasılım? Bu değiliz ha Nisan. Hiç merak etme benim tipim nasıl acaba? Tipsiz olan tipim. Ağırlığı olmayan ağırlığım. Hacmim olmayan hacmim. Vasıflanmamış vasfım. Belirlenmemiş belirli. Muayyenleşmemiş muayyen. Adam haklıydı adam ya. Ya bir türlü. Bütün her şey oradan çıkıyor ama kendisi hiçbir şey değil. Eyvah. Ya bir çekirdek düşünün. Bütün detay oradan çıkıyor ama hiçbir detaya benzemiyor ya. Çekirdek böyleyse kütüp. Ondan üstündür hayvan. Ondan üstündür insan. İnsanı düşün ya. Yani bir derdim vardı diyor. Şimdi oldu diye iki tane. Ha, dert, dertsizlik. Unutmayın en büyük dert dertsizliktir. Dertler dermandır. Seni bir yerlere taşır dert. Dertsizlik ise seni aşağı doğru gömer. En büyük dert derdin olmamasıdır. Benim Hasan Fethullah'ın ifade ettiği kenenin evet. Ben diye yazdımsa da yine sensin ol. Ben içlikten ne çıkar? Bendeki benlik yine senden. Allah Allah. Ben diyor, bu adam kim diyor? Ben diyor, dertini Risale-i Nur vasıtasıyla Lef-i Mahfuz'dan alıyorum diyor. Bu adam ne diyor ya? Ben çok gerilerde kaldı ya. He? Ceris abi diye bahsediyor. Vücuttan farkımız ne diyor o zaman? Abi ben karıştım. Felsefeci diyor, yoğun ama kabul ettik onu. Öbürleri diyor ki, Allah'ım. Kovurlar diyelim. Hatta ister öyle diyor. Hakikati söyle de ben de ver diyorum. O ne aydır ne gayr, berzahtır. Berzahtır. Nasıl ki ölen halk ne bilir? Ahirete gitti bilir değil mi? Ahirete gitmedi. Ahiret yok da. Ahiret kıyamet kopunca haşir meydanı kurulunca olacak. Şu anda alemi berzaha gitti. Berzahtır. Anne karnındaki çocuk dünyalı mıdır? Dünyalıysa kaç aylık diyoruz kadına? 9 aylık. Yani doğuruyor. Kaç? Ne kadar? 9 ay bir gün demesi gerekirken bir günlük hocam. Hani 9 ay ne oldu? Ne sıfırlandı ya? Hesap makineye çarpı sıfır koyunca. E peki dünyalı değildi. Dünyalı değilse dünyadaydı. Dünyada olduğu halde dünyalı değil. Dünyada yaşadığı halde yaşıyor. Yaşıyor. Mesela vicdan diyor,
Berdandır diyor 246 Mesnevi'de. Evet, her şey bir berda var. Anne babasız düşünemeyiz ama anne babasız var. Babasız da var, anasız da var. Ana babasız malum. Babasız İsa Aleyhisselam. Annesiz kim? Havva'dan. Havva validem. Adem Aleyhisselam'dan yapılmış, yaratılmış. Bu annesi yok. Adem Aleyhisselam da annesi. Annesiz ve babasız. Yani her şeyin bir berdağı var. Fıkıhta da fetret berdağıdır. Ya acayip bir şey ya. Şimdi mesela iyi değil mi abi ya? Peki daha iyi olabilir. Eğer bu dünyada düşünmek vazifen ise idiyse o zaman ne olacak? O zaman hiç kötü düşünmek yok. Çünkü bizde telafi etme şansın yok. Ya benim işim değil kardeşim. Bu tür mevzularla doğru bir şartla ölmeyeceksen senin işin değil. O yurt dışında da öyle. Hocam dedi ya böyle ya, hakikaten dedi ya bu tür şeyler yani bizim şeyimiz mi? Derdimiz tabii dedim. Ama senin belki olmayabilir bilmiyorum. Ya ölmeyeceksin ya da aklın olmaması lazım. Aynen. Ölmeyenin işi değil bu iş. Ama mecburdunuz. Çünkü varlık serüvenine çıkmıştın. Haberin yok. O mecbur denilen aynadaki güneş, güneş midir? Güneş değil ama aynadaki güneş, güneşin hassiyetine sahip. Ayna da değil. Oradaki güneşe nasılsa sen de esmanın içinde öylesin. Bir daha söylüyorum. Aynaya ben yansıdığım zaman suretim gözüküyor. Aynaya ben yan tutuyorum böyle. Ben gözüküyorum ama yansımam ben oraya. Yani diğere yansıtamaz ayna beni. Ama güneş ise yansır. Anlıyor musunuz bunu? Anladınız mı orayı? Evet. Yani kesif olan ben, suretim gözükmesi başka bir yere nakli olmuyor. Ama yarım nurani olan güneş ise aynaya vurduğu zaman ayna karanlık bir yere vursa yansır. Bütün özellikler ve hassiyetine sahip güneş. Hatta Mika denilen saatin kapaklarıyla Osmanlı'da askerlik yaptım ben. Cephane çok önemli bir yer oralar. Bilinmez. Neyse. Cephaneliğe götürüyorum. Ben bölük çavuşuydum. Çok iyi kontrol ediyorduk yani sigara içmesinler diye. Sigara bir derece ezilmiş anlamazsın elini sürsen. Ama kibriti anlarsın. Ya adam baktım ki gündüz devrimi dolaşırken ben daha çok jip kullanmıyordum. Yaya böyle çok severdim. Hareketliydim ya zaten. Baktım duman sigara yakaladım. Yakaladım. Dedim bunu Allah aşkına nasıl yaptın? Bir şartla çavuşum diyeceğim diyor. Bana bir şey yapmazsan bu katlıda yazmasan öyle söyleyeceğim. Söz veriyorum sana. Bunu nasıl yaptın? Ve hala defterde kullanıyorum. O eskide o mika saatler vardı kapatmıyor. Böyle her gün. Ondan sonra kapı bir şey tümsekliydi. Şak şak çözdüm. Sigarayı çıkar dedim göreyim. Dedim bunu atma tamam iç yanımda iç bitir onu. Koydu sigarayı şeyini çıkarttı. Ne diyeceğim o tütününü. Kağıda değil tütünü. Ucunu. Ucu ne? Böyle tuttu hiç oynatmadı. Ulan baktım duman çıkmaya başladı. Yaktı. Ha, güneş ışınlarını niçin misal verdim? Ayna yansıtır. Güneşin haysiyetine sahip kendi ayna darlığı kadar. O camın kabiliyetine göre güneşin haysiyetine sahip yansıtır. İşte güneşte misal Allah Celle Celaluhu, aynadan misal Esma o Esma'nın içindeki aynanın üzerindeki güneş sensin. Ama nasıl sensin? Dışarı çıkan bizim değil mi abi? Ne? Dışarı çıkan bizim. Çıktı. O çıkan bizim. Çıkan şu bizim. Buradaki. Bu Esma. Burada senin işin yok. Yansıdı ya oraya. Ona ne denilir? Ne aydır? Ne gayr. Peki cevher bu ama. Sen derken bu değil. Varlık vücudu almamış, belirlenmemiş. Sıfatlar yüklenmemiş. Hiçbir şey yok. Onun adı işte, o çekirdeğin adı Nur Muhammed'i o. O yansıyanın, o çekirdeğin içinde ben de varım, Adem Aleyhisselam da var. Ağacın son yaprağı
ilk yaprağı çekirdek de aynı yerde olduğu gibi Adem Aleyhisselam da ben de aynı çekirdek o noktadan emsal yaştayız Adem Aleyhisselam'la. Benden önce değil. Çekirdeğin içinde ağacın başı da sonu aynı olduğu gibi Nur-u Muhammed'i de, çünkü Peygamberimiz diyor ki Adem yaratılmadan önce ben peygamberdim. Aleyhisselatü vesselam. İşte onu ben nefsinizden fazla sevmedikçe onu diyor. Adem var değilken ben peygamberdim. Ya bu acayip bir şey ya. Bunu bilip nasıl yaşıyor ya? Nasıl denge tutturmuş ya? Geliyor. Aa yapamayacağım. Çok tuhaf ya bu. Kaldıramıyorum ya. Peygamber nasıl dengeli insan ya? Tuhafıma gidiyor ya. Ben böyle bir taassubumdan değil de hakikat sözlerini yerine oturuyor. Alemin altı soruyor ya. Sen ay Adem diyor insan değilken ben peygamberdim. O Nur-u Muhammed'i ne acayip bir şey ya. El Fatiha.